Belki de kardeşin ölmemiştir. Belki hala bir yerde yaşıyordur. Bunu bilmiyoruz değil mi? Cesedini bulamamıştık çünkü. Selam! Geldim! Bekle! Bilmiyorum. Yüzbaşım belki de ölmüştür. Karışık işler bu işler. Ama düşündün değil mi? Doğru söyle. Ha? Düşünmüşsündür. Neslihan Hanım! Neslihan Hanım! Ne duruyorsunuz? Bir şey yapsanıza. Koş! Koş bir şey yap! Yaklaşmayın! Söyle lan. Yaşıyor mu kardeşim? Söyle. Yaşıyor mu? Söyle! Yoksa bunca acı boşa mı çekildi? Lan bana bak. Ne biliyorsan anlat, atarım seni aşağı. Bir şey bildiği yok. Oyun oynuyor seninle, görmüyor musun? Kim kiminle oynuyor göreceğiz şimdi. Altay, bırak şu adamı. Tabii ki, seve seve. Hayır, hayır Altay, öyle değil. Öyle demedi, öyle demedi. Bir şey yapsanıza, müdahale edin, bir şey yapın. Yaklaşma! Beni aşağı atarsan kardeşin nerede olduğunu asla bulamazsın. Sen de kapa çeneni be! Tamam, tamam. Altay Bey, hemen dışarı alalım. Silahını da al. Al silahını. Altay Bey, silahınız. Bir asker asla silahını vermez. Çık geri. Altay Bey, dışarı çıkar mısınız? Baş başa konuşacağız. Muhakkak. Oyun oynamayı bırak. Yoksa seni bizzat aşağı ben kendim atarım. Anladın mı beni? Anladın mı? Abi. Erkek arkadaşım hakkında o Tunç denen çocuk diye bahsetmez misin lütfen? Abinin aran bayağı iyi anlaşılan. Hala beni çocuk zannediyor. Yaptığın işi biliyor mu? Konsepti biliyor ama detayları bilmiyor tabii ki. Bu o. Kate, her şey yolunda mı? Evet, yolunda. Benim sadece ufacık bir işim daha var. Sizi biraz daha bekletsem olur mu? Tabii ki. Teşekkür ederim. Hemen geliyorum. Kusura bakmayın. Makinisti aldılar. Acil bir şey yapmamız lazım. Çok acil. Çok şey biliyorum. Adamımız var ama riskli. Bütün riskleri alın. Bu iş bitsin. Anlaşıldı. Seni sonra ararım. Ne yaptın? Çözebildin mi? Hı hı. Hallediyorum. Çözüldü yani. Çözülecek. Güzel. O zaman ben kendime bir kokteyl hazırlayayım. Sen de ister misin? İstemem. Bence şu an hiç sırası değil. Bence şu an tam sırası. Senin bu kadar rahat olman benim bazen canımı çok sıkıyor. İstemediğine emin misin? Senin sayende bu kadar rahatım ben. Hadi düzel şu suratını. Sen her şeyi halledersin. Burada olduğunu benden başka hiç kimse bilmiyor. Sana istediğimi yaparım. Seni günlerce, haftalarca, aylarca burada tutarım.
İstediğini yap Neslihan. Helikopterden aldığınız bilgisayar nerede? Bende değil. Kime verdin? Hatırlamıyorum. Ben aslında sabırlı bir kadınımdır. Ama öyle olmak istersen oynarız. Önemli değil. Ama konuşacağız. Elbet bunların cevabını bana vereceksin. Gerçek adın ne? Bilsen ne değişecek ki? O kızı nasıl takip ettiniz? Bilgisayarın helikopterde olduğunu nereden biliyordunuz? Bu sorular hiç bitmeyecek değil mi? Hayır. Sen cevap verene kadar ben binlerce kez sormaya devam edeceğim. Bence birlikte o kadar çok vakit geçirmeyeceğiz. Öyle mi? Hı. Ne yapacaksın? İntihar mı edeceksin? Biz çok güçlü bir organizasyonuz Neslihan Tuna. Çok güçlüyüz. Çok paramız var. Paranızla herkesi, her şeyi satın alamazsınız. Herkesi, her şeyi değil belki ama bazı şeyleri satın alabiliyoruz. Sen mesela çok paran olsaydı ne satın almak isterdin? Bilmem. Parayla ilgili hiçbir hayalim yok sanırım. Belki bu yüzden kaybediyorsunuz. Biz kaybetmiyoruz. Siz kazandığınızı sanıyorsunuz. Öyle olsun. Bir şey söyleyebilir miyim? Biz bir de çok kalabalığız Neslihan. Her yerdeyiz. Hayal edebileceğinden daha yakınız. Öyle mi? Hı. Sen bizi tanımamışsın. Bizi tanımasına yardımcı olmak ister misin? Silah sesleri! Destek etse hemen! Bulunduğumuz koruma ağacı destek. Gel buraya gel. Gel bırak onu. Gel beni çöz. Yürü. Neredeler? Bu taraftan gittiler. Tamam, sen burada bekle. Hemen Uzay'a haber verin. Alo Uzay. Acil desteğe ihtiyacımız var. Korumalardan biri onlara çalışıyormuş. Nasıl olur böyle bir şey? Hemen ilgileniyorum. Sen nasılsın? Altay nerede? Altay peşlerinden gitti. Hadi zamanımız yok. Lütfen çabuk alalım. Herkes işini gücünü bıraksın ve beni dinlesin. Bir krizimiz var. Dur dur şu herifi. Atarsan beynini patlatırım. Sakin. Nihayet baş başa kaldık. Kardeşin yaşıyor, tamam mı? Nerede olduğunu biliyorum. Ona işkence etmişsin. Öyle dediler. Tırnaklarını sökmüşsün. Yok öyle bir şey. Bak, beni öldürmek zorunda değilsin. Benim için çok para verirler. Çok zengin olursun. Ona işkence ettin mi? Yok öyle bir şey. O yaşıyor. Sakin. Sana niye inanayım? Balık.
Balık yok muydu? Turunç. Kız kardeşinin de hani. Oyun oynama lan bana. Beni bırakırsan her şeyi anlatırım. Tamam mı? Tamam, sakin, sakin. Yemin ederim her şeyi anlatırım. Beynini havaya uçururum lan senin. Beni bırakırsan her şeyi anlatacağım. Tamam mı? Altay! Altay dur, sakin ol. Sakin ol. Bir an elimizden kaçırdık sandım. Çok fazla uzağa kaçamadı. Görüyorum onu. Sen iyi misin? Geçindiğim kalp krizi dışında. Evet. Hamdi abi yakında eşyaların geleceğini söyledi. Eyvallah, sağ ol. Tarih 23 Eylül 2024 Pazartesi. Bugün Hamdi Karaçay'ın evindeki ilk günüm. Faaliyet raporu ektedir. Hamdi'nin evinde iyi ağırlanıyorum. Bana bir oda ayarladılar. Şimdilik burada kalacağım. Hamdi'nin bana duyduğu minnetten dolayı aşırı bir hürmet gösteriliyor burada. Ama benim burada olmamı hoş karşılamayanlar da var. Gözleri sürekli üzerimde. Hamdi'nin yeğeni Sedat. Hırslı, güç tutkusu yüksek. Kendini bu alem içinde bir yere konumlandırmaya çalışıyor. Onun yokluğunda işleri devralmış gözüküyor. Ve amcasının geri dönmesinden pek de mutlu değil. Hamdi'nin karısı Güniz. Çok konuşmaz, görüş belirtmez. Ama ev içindeki iktidarı onun yönettiği ortada. Hamdi'ye karşı gerçek bir sevgi besleyip beslemediğinden henüz emin değilim. Kocasının olmayışına kendisini alıştırmış gibi. Sedat'la arasında ne olduğunu çözemediğim bir durum var. Bir yasak aşk mı? Yoksa Hamdi'nin yokluğunda ayakta kalabilmek için düşmanlara karşı kurulmuş bir ittifak mı? Zamanla anlayacağız. Hamdi, onsuz geçen zamanda işlerin ne durumda olduğunu kontrol ediyor. Bu ailenin bazı sıkıntıları var. Sedat idare ettiğini söylese de Hamdi durumdan memnun değil. Hamdi'nin mekanları ele geçirilmiş. Parası dibi bulmuş. Onun yokluğunda işlerinin başına başka biri geçmiş bile. Eskiden adamı olan kendi yetiştirdiği Suat Yomralı. Hamdi bunu öğrendiğinde çıldırdı. Amca. Suat çöktü bütün mekanlara. Elimizdeki bütün malları aldı. Galeriler gitti. Restoranlar gitti. Silah işine çöktü. Elimizde sadece bu ev ve birkaç tane sote mekan kaldı. İnsan bir kere düşmeye görsün. Gölgesi bile hançer olup sırtına saplanıyor. Lan ortalıktan kaybolduk. Namusumuzu iki balık ettin.
Böyle mi bakıyorsun sen ailene? Amca, masa öyle karar vermiş. Benim elimden ne gelir? Dar. Yürü git lan. Git topla bütün adamları. Silahlar, emanetler ne kadar varsa hazırlasınlar. Ne yapıyoruz amca? Savaşa mı gireceğiz? Çıkın lan siz de. Korktu bana gönderin. Hamdi yakın zamanda gücünü geri kazanacağını düşünüyor. Ama bu o kadar kolay olacağı benzemiyor. Selen'in kardeşin olduğunu bilmiyordum. Öğrendiniz işte. Yani bizi oradan kurtaran da sendin. Doğrudur, oradaydım. Siz baygındınız, hatırlamamanız normal. Neden söylemedin? Söylememem istendi. Belki teşekkür ederdim. Ben askerim. Görevimi yaptığım için teşekkür beklemem. Teşekkür beklemediğini biliyorum. Ama bunu bilmem gerekirdi. Amirlerinizle konuşursunuz. Yalan söylediğini biliyorsun değil mi? Kardeşin yaşamıyor. Senin kafanı karıştırmak için yapıyor. Şüphesiz. İnanmadın değil mi? Hayır. Kardeşin için çok üzgünüm. Çok cesur bir kadındı. Başı sağ olsun. Vatan sağ olsun. Peki sanatınızı birkaç cümleyle özetleyecek olsaydınız neler söylemek isterdiniz? Aslında ben kendimi çok anlatmayı ya da tanımlamayı sevmem. Önemli olan sizin ne gördüğünüz. Bilinçaltı, karmaşa, kaos, yalnızlık. Güzel, tam da anlatmak istediklerim. Ben hemen geliyorum. Maalesef başarısız. Hemen Suat'a git. Bir krizimizin olduğunu söyle. Hazırlık yapsın. Ben sana listeyi göndereceğim. Acele et. Anlaşıldı. Perde tamam. Şimdi gerçek savaş başlıyor. Ve ben oyunun içindeyim. Abi hayırdır, sıkıntı mı var? Dert sıkıntı biter mi bizde? Adımız olmuş derbeder. Hayırdır, sen nereye? Sen nereye, ben oraya amca. O kadar adamın içinde yalnız mı bırakacağım seni? Olmaz. Dışarısı er meydanı. Sen burada kal. Korkut geliyor benimle. Yalnız değilim. Eyvallah. Kurtulduk diyordum. Çıktı yine geri geldi. Her şeyi berbat edecek. Yo ya, her şeyi ayarlamıştım. İçeriden hiç çıkamayacaktı. Çıktı ama. Gördüm. Tamam, gördüm. Şimdi yanımdaki heriften de hiç haz etmiyorum. Daha bismillah ilk günden sofraya oturtturdu. Şimdi de benim yerime onu aldı yanına. Ama illa bir açığı vardır ya. Vardır bir açığı. Bakacağız.
Bu arada bana verdiğin sözü tutmazsan eğer, gider Hamdi'ye her şeyi anlatırım. Yaparım biliyorsun. Bir sen eksiktin. Bir sen eksiktin. Amcam. Geri döndü. Oğlum gitsene lan. Gidin benim paramı bana getirin, beni hasta etmeyin. Ne oldu? Kraliçenin adamı geldi Levent. Acil bir durum varmış. Niye adam almıyorsun içeri? Niye bekletiyorsun? Kardeşim hoş geldin. Geç, otur bir çayımızı iç. İyi böyle. Kraliçe bunları istiyor. Acil. Bir tane güvenli ev, iki tane araç zırhlı olacak, takip edilmesin. Makine istiyor, dört tane tüfek. Silahlar, susturucular, 500'er mermi, C4 patlayıcı. Başka dört tane siyah kamuflaj, gece görüş, termal dürbün. Ne zaman istiyor bunu? Yarın sabah. Yarın sabah. Hepsi hemen lazım. Bu kraliçemiz biliyor değil mi? Bunlar öyle kolay değil bulmak yani. C4 yazıyor burada. Hanımefendi işin o kısmıyla ilgilenmiyor. Fazla fazla ödeme yapmaya hazır. Ayarları Suat abi, sıkıntı yok. Öyle mi diyorsun? Ayarlayın. Hanımefendinin şakası yok. İşte bu. Kraliçe. Ayrıcalıkları var. İstiyor. Oluyor ha. Ama benim bunu bir konuşmam lazım bizimkilerle. Milleti bir ikna etmem lazım. Olur. Konuş. İyi günler. Abi bu kadınla ne zaman tanışacağız biz? Tanışmayacağız oğlum, ne tanışması? Kimseye yüzünü göstermiyormuş. Abi bu kadını mutlu etmek lazım. Ne diyorsa yapmak lazım. Bu kadının elinden tuttuğu ihya oluyor. Sen rahat ol oğlum. Biz daha yeni başlıyoruz Volki. Gör bak. Büyük oynayacağız oğlum. Çok büyüyeceğiz. Bütün bu İstanbul bizim önümüzde diz çökecek. Bu kadın için seyir ediyorlar abi. Doğru mu bu? Oğlum sen ne konuşuyorsun? Oğlum yerin kulağı var lan. Yok öyle bir şey, ben bilmiyorum. Sen biliyor musun? Biz işimize bakarız. Tamam mı? Sen şimdi al bu listeyi. Alsana oğlum. Al. Bunu ayarla. Yarına istiyorlar biliyorsun. Tamamdır abi. İyi. Masayı da ben ikna ederim. Şansını çok zorladın. Artık beni daha fazla ciddiye alman gerektiğini anlamışsın durumu. Dediğim gibi biz her yerdeyiz. Burası hariç. Burada kandırabileceğin, satın alabileceğin hiç kimse yok. Ama dışarıda var. Artık dışarısı seni ilgilendirmiyor. Bir daha ancak mezarına konurken güneşi göreceksin. Başkanım, affınıza sığınıyorum. Uzay ne oluyor? Nasıl bir skandal bu böyle? Az daha öldürülüyordum. Böyle bir zafiyete nasıl müsaade edersiniz? Aslında biz de şaşkınız. Yani adam hakkında bütün araştırmaları yaptık geçmişine dair ama hiçbir şey bulamadık. Geçen sene bize katılmış. Yani daha dikkatli olmalıydım. Aslında oldum da. Evini arayın. Her şeyini öğrenin. Başka bir yerde banka hesabı var mı bilmek istiyorum. Nereye gitmiş? Kiminle görüşmüş? Dün gece ne yediğini bile öğreneceğim. Böyle bir şey asla kabul edilebilir değil. Emredersiniz. Özür dilerim başkanım. Ama gerçekten olacak iş değil. Sakin ol Neslihan. Biz torbacılarla, kapkaççılarla uğraşmıyoruz. Bizim düşmanlarımız da unutmayın.
profesyonel casuslar. Hayatlarını bu işe adıyorlar. Bizim dünyamızda olmayan şey değil. İhanet edecek birileri her zaman vardır. Bizde böyle şeyler olmaz. Olmamalı başkanım. Tabii. Tek tesellimiz. Neyse ki başarısız oldu. Altay sayesinde. Başka bir şey var mı? Yok başkanım. Biz hemen çalışmalara başlayalım. Başkanım bana neden söylemediniz? Neyi? Altay Selen'in abisiymiş. Beni o kurtarmış. Ne değişirdi ki? Bir şey değiştirmezdi herhalde. Ama o kız benim yanımdaydı. Yanımda öldü neredeyse. Neslihan, bilmen gereken bir şey olduğunu düşünseydin bilirdin. Öğrendin işte, ne değişti? Hiçbir şey. Altay'a kardeşinin işkenceyle öldürüldüğünü anlattım. Eğer biliyor olsaydım... Altay'ın bunu tahmin etmesi zor olmamıştır. Selen yaşıyormuş. Adam öyle söyledi. Ne? Evet. Blöf yaptı. Yoksa Altay öldürecekti onu. Blöf olduğunu nereden biliyorsun? Selen'in Altay'ın kardeşi olduğunu biliyordu. Nereden biliyordu bilmiyorum ama biliyordu. Altay bir an bile olsa ona inandı. Çok teşekkür ederim. Ne demek, iyi ki doğdun. Ya çok teşekkür ederim. Ay iyi ki doğdun. Ay, çok teşekkür ederim. Bunları koyayım, hepsini beraber açacağım. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Abi. Abi inanmıyorum ya, şaka mı bu? Ne şakası kızım, buradayım işte. Sen ne ara 30 oldun ya? Abi ben seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Al bakalım. Bakalım beğenecek misin? Aç bakayım. Kızlar, bunu açmam lazım. Kusura bakmayın, tamam mı? Aç, 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 aç. Abi çok güzel, çok teşekkür ederim. Beğendin mi gerçekten? Ya beğenmek ne kelime? Bayıldım, bayıldım. Oh. Bunu bana sen takar mısın? Tabii. Yani çok kötüyüm bunda ama. Biliyorum. Hadi gel bakalım. Çok gerçekten. Sanırım sana bir teşekkür borcum var. Borcunuzu ödemek ister misiniz? Nasıl? O adamla konuşmama izin verin. Altay Bey, böyle bir şey mümkün değil. Ayrıca o adam sana kardeşin hakkında yalan söyledi. Nereden biliyorsunuz? Kardeşin yaşıyor olsaydı aramızda olurdu. Daha hiç bulunamadı ama. Neden olduğunu ikimiz de çok iyi biliyoruz. Çok şiddetli bir patlamaydı. Detaylara girmek istemem. Sadece 5 dakika. Ne yapacaksın Altay? Adamı duvardan duvara vurup zorla konuşturacak mısın? Nerede olduğunu unutuyorsun galiba. Fazla gürültü çıkarmam, söz. Sen bu işin dışındasın. Sadece işini yap. Seni çok iyi anlıyorum. Ayrıca sana bir teşekkürim. Ama biz burada işimize duygularımızı karıştırmayız. Senden de aynı hassasiyeti bekliyorum. Makinistin yaşadığı yer belli oldu mu? Evet başkanım, bilgileri bulduk. Hemen bir ekip çıkartın, didik didik arasından Nazlı makinistin orada olduğunu nasıl bulduklarını hemen öğrenmemiz lazım. Ya içerideki adamları verdi bilgiyi ya da kontür takip vardı yakalandığında. O halde bütün kamera kayıtlarını tekrar gözden geçireceğiz. Verici de aramalıyız. Ona da bakalım Nazlı. İçini dışını her yeri araştıralım. Bir şeyler bulmalıyız. Herkes işinin başına. Ne dedim o ya? Vericim. Evet, herkese kolay gelsin. Sağ olun başkanım. Makinistin evinde hazır mıyız? Sizi bekliyorduk.
Açlayın. Çeyre güvenliğe alındı mı? Doğrudur. Evde kimse var mı? Bir kişi. Adamın silahı var mı? Muhtemelen. Canlı alabilirsek çok iyi olur. Gidiyoruz. Adamın durumu nedir? Yaşıyor mu? Negatif. Her şeyi toplayıp çıkın oradan. Etrafa bakın. Kirpi bir. Dur. Geri gel. Nazlı, kirpi birin kamerasını büyük ekrana yansıtır mısın? Hı hı. Masanın altında bir çanta var. Bu Selen'in çantası. Alın onu. Aradığımız çanta bu mu? Dur. Dur, dokunma. Uzak var. Çantanın altındaki kabloyu görüyor musun? Uzaklamışlar. Allah kahretsin. Tahribat uzmanı gelsin. Herkes dışarı. Güvendeyiz. Bu iki oldu. Ekranlarla aramın iyi olduğunu ben de bilmiyordum. Çantayı açın. Tahmin etmiştim. Bilgisayarı hala bulamadık. Ama adam elimizde. Konuşmuyor tabii. Hayır. Çözülmesi haftalar alır. Neslihan, bu yeni görevin ülke için büyük bir önem arz ediyor. Projeye devam edebilmemiz için o çantadaki bilgilere ihtiyacımız var. Bizi engellemeye çalışacaklar. Ne olduğunu bilmiyorlar. Öğrenemedikçe de deliriyorlar. Sadece bizim değil. Bütün Türk coğrafyasının kaderi bu projeye bağlı. Hatta Orta Doğu'nun. Bunu sakın bir an bile aklından çıkarma. Ben çıkarmıyorum. Ama görünüşe göre o alçaklar da bir dakika bile akıllarından çıkarmıyor. Her türlü imkan ve desteğe sahipsin. Bu devlet arkanda. Sağ olun başkan. Tüm dosyaların incelenmesini istiyorum. Peki Nazlı. Bu arada ben 2 saate gelirim. Nazlı? Nereye? Başkanım, ufak bir işim vardı. Ne yazık ki iptal de edemedim ama çok uzun sürmez diye düşünüyorum yani. Ne işi? Gelinlik bakmam lazım. Yardım lazım mı? Bunca işinizin arasında gerçekten hiç zahmet etmenize gerek yok başkanım, sağ olun. Hadi yürü. Çıkıyoruz.
$100 milyon o şirket için çok para. Az bile söyledim. Bak, paraya ihtiyacım var. Borç versem? $50 milyon veririm. Borç mu? Benim şu ana kadar herhangi birine borç verdiğimi duydun mu? Hisse karşılığında olur. Bunca yıllık dostluğumuz var, bana bunu mu yapıyorsun? Oğlum, iş başka, arkadaşlık başka. Ama bu düpedüz bana kazık atmak. İnsafsızlık. Sence ben merhametli birine benziyor muyum? Bak, şunu aklından çıkarma. Merhamet, paranın en büyük düşmanı. Tamam. Tufan Bey, buyurun lütfen. Kardinal. Başla. %60 veririm. %80. İyi misin? Gayet iyiyim hocam. Devam. %65. Son. Tufancığım, bu iş paraya bakmaz. Kas gücü ister. İyi misiniz? Siz biraz dinlen isterseniz. Mehmet, işin var mı? 5 dakika. Taner Bey'le biraz çalışın siz. Tamam hocam. Ne haber Mehmet? İyiyim Tufan Bey, siz nasılsınız? Gayet iyi. Senin şu araba işi ne oldu? 100 bin eksiğim. Bir dakikada 250 bin kazanmak ister misin? Nasıl olacak o iş? Dediğimi yapacaksın. Şuradan. Gelin buraya. Gelin buraya. İyi misin? Su getir, su. Su getir. Getiriyorum. Sen hastaneye ara. İyi misin? Telefonu ver, telefonu. Çekin soyunma odasında, sağ ol. Dostum, geçmiş olsun. Gördüğün gibi benim kas gücüne ihtiyacım yok. Paranın gücü her şeyi satın alıyor. Tekrar geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Nazlı Hanım. Merhaba. Daha önce de konuşmuştuk. Neslihan Hanım. Kendisi başkanımız olur. Sağ olsun beni yalnız bırakmak istemedi. O da bana eşlik etti. Memnun oldum efendim. Anne. Buyurun sizi prova odasına alalım. Tabii. Merhaba. Ne alırdınız? Bir sade Türk kahvesi içerim.
Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir şeyler ikram edelim. Ne istersiniz? Sağ olun, gerekmez. Ayakta kaldınız. Puflar var burada. İyi böyle. Hanımefendinin korumasısınız galiba. Doğrudur. Son bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Adınız nedir? Adımı ne yapacaksınız? Merak ettim sadece. Muammer. Sosyal medya hesabınız var mı? Olmaz mı? Nedir? Muammer 99, alt çizgi, ünlem, 3 tane 9, küçük 3. Küçük 3 mü? Altay Bey. Bir problem mi var? Her şey yolunda Neslihan Hanım. Görevdeyim hanımefendi. Ne diyor? Görevdeymiş. Ha? Nasıl olmuşum? Çok komik gözüküyorum değil mi? Saçmalama. Enfes olmuşsun. Gel bak. Gel. Altay Bey. Sen ne düşünüyorsun? Biraz kısa göstermiş size. A kesim bir gelinlik denemenizi öneririm. Öyle mi düşünüyorsun? Tabii sizin tercihiniz. Fikrimi sordunuz, söyledim. Başkanım. Başkanım, açıkçası bu adam beni iyice korkutmaya başladı. Hayır yani, gelinlik modellerini de nereden bilirsin ki? Hiçbir fikrim yok. Ama tuhaf bir yandan da güven veren bir yanı var değil mi? Onun hakkında ne hissetmem gerektiğini bazen anlamıyorum. Ne düşünüyorsunuz? Biz beyefendinin önerdiği gibi A kesim bir gelinlik deneyeceğiz. Tabii, yerde bir değil. Burada yazılanları biliyor musun? Konuş. Arkamda kim var? Kimlere çalışıyorsun? Makinistin evinden alınan eşyalar inceleniyor öyle değil mi? Evet başkanım. Her şeye bakıyoruz. Bazı yazışmalar tespit ettik. Toparlayınca arz edeceğiz size. Hızlandırın. Emredersiniz başkanım. Büyük bir iş aldık. Önemli iş. Her riski yüksek ama kazancı da öyle. Büyük bir mühimmat sevkiyatı bekleniyor bizden. Kimden geldi bu iş Suat? O kraliçe diyorlar ya, büyük patron. Ondan. Bu kadar silah, patlayıcı ne yapacaklar bu ülke içinde? Başımıza bela açar bu iş. Ya yok belalık bir şey. Biz sadece bir iki küçük ayarlama yapacağız. Bir de sevkiyatı halledeceğiz. Bitti gitti, gerisi onlarda. Vallahi beyler, böyle büyük fırsat sürekli ayağımıza gelmez. Biz bu insanlarla daha önce de çalıştık. Bir sıkıntı oldu mu? Cık. Olmadı. Hatta ne oldu? Önümüzde büyük kapılar açıldı. He? Olmadı mı ya? Görmedik mi bunu? Gene aynısı olacak. Yani bedavaya yapmayacağız ki biz bu işi. Karşılığını fazlasıyla verecekler. İş yaptığımız, arkası sağlam büyükler bunlar. Ya yanlarında olacağız, ya da yok olacağız. Ne gerekiyorsa hazırlayın. Bu iş senin Suat. Eyvallah. Eyvallah. O zaman afiyet olsun ha. Kim ki bunlar? Buyur birader, ne istedin?
1,5 Adana. Kimsin kardeşim sen? Bu kadar mı unutulduk ya? Kelleci Hamdi'yi tanımıyorsunuz ya. Ya duymadık. Burada işiniz yok. Hadi basın gidin buradan. Bak bakalım lan bana. Bak bakayım tanıyabilecek misin beni? Benim adım Hamdi. Kelleci Hamdi. Bu alemde herkes beni tanır. Bu mekan benim. Bu şehir benim. Bana niye kelleci derler bilir misin kardeş? He? Çünkü bana kafa tutanın kellesini omzunun üstüne koymadım, öldün. Elini tetiğe götüreni yakarım. Geri bas. Duydun mu lan kim olduğumu? Bu da kulağına küp olsun. Var mı lan başka tanımak isteyen beni? Var mı? Dışarıda bir sorun var. Hamdi geldi adamlarıyla. Ne yapalım? Alın içeri. İndirin silahları. İçeri buyurun. Ağa bekliyor. Yalnız aramam gerekiyor. O da benimle gelecek. Selamün aleyküm beyler. Ne o? Allah'ın selamını da mı almaz oldunuz? O kadar hapisten çıktık, bir ziyarete gelmediniz. Ne oldu raconunuza? Ne istiyorsun Hamdi? Artık geri döndüm. Masadaki yerimi geri istiyorum. Vallahi yokluğunda o işler değişti be. Hamdi. Hamdi ya. Ayaklar ne zaman baş oldu? Elimde büyüdün Suat. Devran döndü. Artık senin olan ne varsa benim. Artık sen yoksun. Ben varım. Senin benim gibi olmak için 40 fırın ekmek yemen lazım oğlum. Vallahi sen bu şehirde gene ekmek yemek istiyorsan Hamdi. Racanı oyacaksın. Bir öp elimi. Öp ya bir önce bir biat et.
Sonra bakarız, belki sana da bir şeyler ayarlarız, belli mi olur? Kes lan! Bu iş ekmekle olmuyor demek ki. Senin mayanda adamlık yok. Puh! Ayrılın. Burası ağız dalaşı yapılacak yer değil. Buraya eski bir dost olarak geldin. Yeni bir düşman olarak çıkma Hamdi. Masaya saygısızlık ettin. Bundan sonra artık bu masa için yok hükmündesin. Hüküm Allah'ındır. Bundan sonra racon bitmiştir. Sorduğumuz bütün sorulara bilmiyorum ya da hatırlamıyorum diye cevap veriyor. Çözmesi çok zor olacak, şimdiden söyleyeyim. Evinden bir şey çıktı mı? Bakmaya devam ediyoruz. Bir şey çıkar çıkmaz haber vereceğim. Neslihan. Bu adamlar çok profesyonel. Bir şeyin peşindeler ama neyin? İçimden bir ses, bunlar sadece buzdağının görünen kısmı diyor. O bilgisayarı ne yapıp edip almamız lazım Uzay. Bu bilgisayar meselesi. İçinde ne var biliyor musun? Evet. O günden beri uyku uyuyamıyorum. Bilmediğin için şanslısın. Bir gelişme olursa bana haber verirsin değil mi? Elbette başkanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Söyle bakalım, bu adam seni biliyordu. Nereden tanıyordu? Daha tanışalı birkaç gün oldu. Sen Hanım, bir şey mi oldu? Hayır. Niye geldiniz? Burada rahat mısın diye merak ettim. Burası biraz küçük ya. Hiçbir sıkıntım yok, gayet iyiyim. Altay Bey, size vermem gereken bir şey var. Bu kolyeyi tanıdınız mı? Kardeşimin de. Doğum gününde ben almıştım. Öyle mi? Ne işi var bunun sizde? Bana vermişti. Ben de manevi değeri vardır diye sakladım. Size vermenin daha doğru olacağını düşündüm. Zaten öyleymiş. Sağ olun. Kardeşinin başına gelenleri sana anlatmamış olmayı dilerdim. Aksine, duymam iyi oldu. Bu öfke beni diri tutuyor. Kardeşinizin katillerini bulmak istediğinizi biliyorum. Ama hatırlatmak isterim. Artık asker değilsiniz. Neslihan Hanım, ben üniformamı çıkardım. Duygularımı değil. O katilleri bulmak benim işim. Sizin değil. Bulabildiniz mi bir şey? Bulmuş olsam dahi sana söylemezdim. Neden? Çünkü bizim duygularımızla hareket etme lüksümüz yok. Bir hainin ya da katilin yaşaması ölmesinden daha çok işimize gelebilir. Hoşunuza gitmediğini biliyorum. Ama bizim meslek böyle. İyi geceler. İyi geceler. Şimdi ne olacak abi? Belli ki bu adamlar bu şehrin yeraltı takımı. Lağım fareleri!
Ne yapacaksın? Hangi konuda? Esme edeceksin, direnmeye devam mı edeceksin? Bu seni niye bu kadar ilgilendiriyor Korkut kardeş? Anlamadım. Niye bu kadar soru soruyorsun diyorum. Abi gel dedin geldim. Beni mafya aleminin içine soktun. Kafamıza silah dayıyorlar. Canımız tetiğin ucunda, hangi akibete sürükleniyoruz belli değil. Sonra da bana niye bu soruyu soruyorsun diyorsun. Abi neyin içine düştüğümü bilmek istiyorum. Bu manzarayı görüyor musun? Daha bundan 6 ay önce sadece benim ismimle, namımla yürüdü bütün işler. Oradaki bütün sıradan insanlar benim kontrolümdeydi. Şimdi diyorlar ki sen de sıradan bir adamsın. Bana kefen giydirmeye çalışıyorlar Korkut. Giyecek misin? Kefeni çok kez yırttık. Bu ne ilk ne de son olur. Eyvallah. Abi benim gitmem gerekiyor. Nereye? Benim mahalleye. Çocuklar bıraksın. Yok yok, gerek yok. Şimdi bizimkiler böyle silahlı adamlara alışık değil. Huzurları kaçmasın. Hakkını helal et. Bizi hapisten çıkarırsan istediğini vereceğiz dedik ama bu durumlarda yeni malum oldu. Meğer canımızdan başka verecek bir şeyimiz kalmamış. O zaman canın sağ olsun abi. Eyvallah. Sedat abi. Bu Korkut. Hamdi abinin yanından ayrıldı gidiyor. Nereye gidiyor? Bilmiyorum abi. Bilmiyor musun? Bilmiyorsan takip edeceksin, öğreneceksin gerizekalı herif. Bak, bu heriften bir şey çıkacak. Kimmiş, neymiş öğrenmem gerek. Belki birine çalışıyor. Hı? Belki birinin adamı, değil mi? Hakkında ne varsa öğrenmem gerek. Tamam abi. Bir sorun var Sedat? Yok, bir sorun yok. Ayrıca kimse bana sorun olacak kadar uzun yaşayamaz. Öyle diyorsan öyledir. Gerginsin hala. Hı hı, gerginim. Öyle olmak gerekiyor. Sana da tavsiye ederim. Piyanist miydi, makinist miydi? Ellerinde mi hala? Evet. Anladım. Kate, artık bunları bu kadar kafaya takmasam mı acaba? Bak, senin artık bu sakinliğin benim çok canımı sıkmaya başladı. Adam ellerinde diyorum, farkında değil misin? Bu adamı konuşturacaklar. Konuşturduklarında benim adımı verecek. Sonra belki telefonlarımızı dinleyecekler, belki de hapse gireceğiz. Hapse mi gireceğiz? Evet, hapse gireceğiz. Ve benim hayalini kurduğum her şey yerle bir olacak. Kate, lütfen sakin olur musun? Ben bir gün bu ülkeyi yöneteceğim. Ve bu ülkede kimse bize dokunamaz. Nereden yöneteceksin bu ülkeyi? Kapalı cezaevinden mi? Bu ülkede kimse beni hapse atamaz. Biz böyle beceriksizlerle iş yapmaya devam ettikçe başımıza daha çok iş gelir. Kate, bazen benim bu gücümü hafife alıyorsun ya. Benim canımı çok yakıyor. Makinist ellerinde diyorum sana. Malzemeler nerede? Her şeyi ayarlıyorlar. Ne yaptınız? Heh. Bütün malzeme hazır olmak üzere abi. Adamlar gelip alacak. Ne yapacak abi bu adamlar? Savaş mı çıkaracaklar? Sen oğlum, bizi alakadar etmez. Gaz gelecek yerden de tavuk esir yenmez. Tamam mı? Eyvallah abi. Hadi bakayım. Senden bir şey daha rica edeceğim. Nedir? Birine gideceksin. Nasıl isterseniz.
Alo. Temiz Aykur'u temizleme. Kampanya hakkında bilgi almak istiyorum. Detaylı bilgi için yetkilimizi size yönlendiriyorum. Anlaşıldı. Derhal belirttiğiniz adrese geliyorum. Abi, bu herif bir mahalleye giriyor. Takibe devam ediyoruz. Ne eve giriyor? Akrabası falan var galiba burada. Sorar soruştururuz. Dikkat et. Takip ediliyorsun. Ne yapıyor bu? Bir işler çeviriyor kesin. Takibe devam. Nereye gidiyor bu? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Bakalım kimle buluşacak. Kız. Recai abim. Bay. Hoş geldin yeğenim. Hoş bulduk abi. Nasılsın abim? Sağ olun, teşekkür ederim. Nerelerdesin? Özlettin kendini. Dışarıdaydım abi. Yurt dışında mı? Ne yaptın orada? İçerideydim abi. Biste mi? Dışarıdaydın ama içerideydin ha. Mahallemi özledim. Bir geleyim göreyim dedim herkesi. Biz de seni özledik. İyi ki geldin. Buradan bir şey çıkmaz. Adam mahallesine gelmiş. Hadi gidelim. Yarın gelir burada bir soruşturma yaparız. Neticede mahallesini öğrendik. Bir şey içer misin? Eyvallah dayı. Patron yukarıda mı? Çaylar. Çay mı tak? Hoş geldin Fırtına. Hoş bulduk başkanım. Nasılsın aslanım? Benim gibi bir adam ne kadar iyi olacaksa o kadar işte başkanım. Tekrar başın sağ olsun. Eşini, en yakın dostunu kaybettin. Bunlar dayanılması, baş edilmesi zor duygular. Baş edemiyorum hala. Sadece nefes alıyorum. Hapiste bir sıkıntı yaşadın mı? Hallettim bir şekilde. Afiyet olsun. Eyvallah, sağ olasın. Sence sen buraya gelirken seni kim takip etti? Sedat'ın adamları da olabilir, Hamdi de olabilir. Net tespit için bir keşif yaparım. Planladığımız gibi Hamdi'nin yanına yerleştin. Bir süredir oradasın. Değerlendirmen nedir? İşimize yarar mı? Başkanım, bizim acilen bu operasyonu sonlandırmamız lazım. Sebep? Çünkü Hamdi bizim eski bildiğimiz Hamdi değil. Yani etkisini yitirmiş bir adam. Tüm yetkilerini Suat diye bir adama devretmişler. Gördün mü o adamı? Evet. Kimlik tespiti için kayıt yaptırdım. Yani anlayacağınız yanlış ata oynadık.
Bak Korkut, bizim o adamların kiminle iş çevirdiğini bilmeye acilen ihtiyacımız var. Bu bir devlet meselesi. Ayrıca o kraliçe dediklerinin de bir an önce deşifre edilmesi gerekiyor. Bunlar devletin başına bela olacak bir sürü planı peşinde. Başkanım, bakın. Hamdi ile olacak iş değil. Adam bitik. Ne adamları inanıyor ona, ne de elinde eski bir gücü var. Evinin içinde bile güvende değil. Yani anlayacağınız adam oyun dışı. Hoş, kendisinin de artık geriye döneceğine dair bir inancı yok. Açıkçası ben de bir ışık göremiyorum. O zaman bu ateşi sen harlayacaksın Korkut. Senin ne işin var burada? Kraliçenin özel bir isteği var senden. Kalbimi indiriyordun. Bu arabayı yazan saatte adresteki otoparka bırakacaksın. Tamam. Sonra da uçağa atlayıp bir müddet kaybol. Makinist ellerinde. Ne söyledi, ne konuştu henüz bilmiyoruz. Konuşmaz. Temennimiz bu yönde. Ama önünde sonunda konuşacak, bunu da biliyoruz. O kadar dayanamaz. Kimse o kadar dayanamaz. Dikkat et. Tunç. Sizinle tanışmamıştık. Ben Selen'in... Biliyorum, biliyorum. Geç. Selen bir gün bana bir şey olursa bunu abime verir misin demişti. Selen'in en çok sevdiği şeylerden biri. Size emanet etmek istedi demek. Adı Turunç. Ona işkence ettin mi? Yok öyle bir şey. O yaşıyor. Sakin. Sana niye inanayım? Balık. Balık yok muydu? Turunç. Kız kardeşinin de hani. Oyun oynama lan bana. Hoş geldin canım. Amca. Müsaade çıktı mı iş yapmamıza? Eğer istersen gidip ben de konuşabilirim. Sen kimsin ki lan? Bundan sonra benim işime burnunu sokmayacaksın. Gitti mi her şey? Hiçbir şeyimiz yok mu şimdi? Yok. Eyvah. Ne eyvahı ya? Ne eyvahı? Ben yokken her şeyi sıfırlamışsınız. Namımı, şerefimi, her şeyimi. Koruyamadınız işte. El alemin eline maskara mı olacağız biz şimdi? Ne yapacağız Hamdi? Köklerini kazıyacağım. Dişe diş, kana kan. Hamdi. Bak şimdi sen onlara savaş açarsan eğer... bu bizim ailemize de sıçrar. Yapma. Bu ailenin bir reisi var. Ben ailemi korurum. Canım,
Hadi ne olur biraz sakinleş, olur mu? Bak, çocuklarımız da geldi zaten. Sen artık sadece bir mafya babası değilsin. Şu hırsını kenara bırak. Gerekirse en baştan başlayacağım. Ne gerekiyorsa. Ne kaldı elimizde şimdi? Saydıklarımın dışında sahilde bir dükkan. Biraz da keş para ama çok değil. Baba. Düştüğü yerden kaldıracaksın onu. Neden o? Başka birini bulalım. Yok. Çok geç artık. Harekete geçtiler. Bir tertibat hazırlanıyor Korkut. Ülkenin yıkımı için her türlü ittifakı yapıyorlar. Yerin altı yerin üstüyle birleşmiş işbirliği yapıyor. Korkut'um. Sen bu Hamdi'nin yanından ayrılmayacaksın. Bunu etrafındaki düşmanlarından koruyacaksın. Ne yapıp edip o Hamdi'yi masaya getireceksin ve başa geçireceksin. Bu arada da kimlerle iletişim halinde olduğunu saptayacağız. Sonra da kimlerle işbirliği yaptığını tespit edip hücrelerine, kılcal damarlarını sızacağız. O adamın tekrar güçlü olmasına ihtiyacımız var. Burada da iş sana düşüyor. İyi de başkanım, ben ne yapabilirim ki? Yani son kullanım tarihi dolmuş bir kabadayı bozuntusu için. O kadar insanın arasından niye seni seçtim sanıyorsun Korkut? Çünkü sen de bir zamanlar o dünyanın içindeydin. Hatırladın mı? Bu kadar kısa süre içinde oraya ayak uydurabilecek elimizdeki tek adam sensin. Başkanım, yalnız ben onlar gibi devletimin, milletimin aleyhine hareket etmedim. Biliyorum. O yüzden bizimle birliktesin. Devletine hizmet edebilme şerefine erişesin. Şeref duyuyorum. Her an. Allah yardımcın olsun Korkut. Bu çok tehlikeli ve engebeli bir yol. Birçok testten geçeceksin. Badireler atlatacaksın. Ama unutma ki bütün bunları devletimizin ikbali için yapacaksın. Biliyorum efendim. Hamdi abi, hayırlı akşamlar. Buyur kardeşim. Abi müsaitsen görüşelim mi? Görüşelim, görüşmesine de bugün olmaz be Korkut'um. Tadım tuzum yok. Yarın sabah görüşelim mi? Tamamdır abi, yarın görüşelim. İyi akşamlar. Eyvallah, hayırlı akşamlar.
Günaydın başkanım. Herkese kolay gelsin. Başkanım, sağ olun. Sanırım bir şey bulduk. Odama. Selen'in telefonunu, helikopterdeki bulduğumuz telefonunu inceledik. Casus bir yazılım yerleştirdik. Uza, odamda. Neslihan Hanım'ın arabada kıyafetleri kalmış. Önemliymiş, ilgilenmeni istedi. Tamamdır, ilgileniyorum hemen. Makinist kod adı Kazanova olan biriyle konuşuyordu. Kazanova, Selen'in telefonuna casus yazılımı yerleştiren kişi. Her şeyi takip ediyormuş. Telefonuna ulaşabildiğine göre yakınında biri bu. Selen abisiyle yani Altay'la konuşurken Tunç diye birinden bahsetti. Erkek arkadaşı. Ona da bir bakalım. Bakalım ama uzaktan da yüklemiş olabilirler. Tüm ihtimalleri değerlendirelim. Ama önce Tunç'tan başlayalım. Emredersiniz. Altay Bey, ne yaptığını zannediyorsunuz? Kapı açılmış da onu kapatıyordu. Siz bizi mi dinliyorsunuz? Evet. Kardeşimle ilgili bir şeyler duydum, merak ettim. Altay Bey, bunu konuşmuştuk. Bu bizim işimiz, sizin değil. O benim kardeşim. Anlıyorum. Acınızı gerçekten anlıyorum. Ama haddinizi aşıyorsunuz. Bilgi almak istiyorum. Ne yapacaksınız? Adamları bulup kafalarını mı sıkacaksınız? Evet, öyle yapacağım. Adamları bulup kafasına sıkacağım. Kardeşimin ölümüyle ilgili kimin parmağı varsa tek tek bulup geberteceğim. Hayattaki tek varlığımı öldürenleri bulmamdan daha doğal ne olabilir? Siz polis değilsiniz. Mafya hiç değilsiniz. Sadece benim korunmamdan mesulsünüz. Bu işe karışmayacaksınız. Şimdi lütfen çıkar mısınız? Lütfen. Çıkarım Neslihan Hanım. Seve seve çıkarım. Adama karşı daha anlayışlı davranmak lazım. Hepimiz yaşadık bunu. Biliyorum Zay. Daha dün konuştuk. Yarası çok taze. Beni duygusuz biri gibi göstermeyi bırakır mısın? Ne yapayım? Devlet sırlarını adamla mı paylaşayım? Affedersiniz başkanım. Niyetim bu değildi. Akif Bey içeride mi? Evet. Geldiğimi haber verir misiniz? Önemli. Başkanım, Altay Bey geldiler. Önemli olduğunu söylüyorlar. Emredersiniz efendim. Sizi bekliyor. Gel. Yine ne oldu? Başkanım, benden bu kadar. İstifa ediyorum. Önce size söylemek istedim. Ne demek bu? Tartıştınız mı yine? Bu sefer durum farklı. Ne oldu? Anlaşamıyoruz Neslihan Hanım'la. Şu durumda onu koruman pek mümkün görünmüyor. Altay, sana bir vazife verildi. Önemli. Başkanım, başka birini bulursunuz. Tamam. Ben Neslihan'la konuşacağım tekrar. Hiç gerek yok. Ben kararımı verdim. Yüzüğü getiririm bir ara. İyi günler. Altay! Bu iş çocuk oyuncağı değil. Ben de öyle düşünüyorum başkanım. O yüzden burada bana yer yok. Müsaadenizle. Neslihan hemen odama gelsin. Bir saat sonra çıkıyoruz. Size kolay gelsin. Pardon? Ben artık yok mu? Bu ne demek şimdi? Turuncu almak için birini gönderirim. Nasıl yani? Seninle operasyonel istihbari sırları paylaşmadım diye istifa mı ettin? Hayır. Koridorlar, bu takım elbiseler bana göre değilmiş. Sen bilirsin. İyi günler. Müsait misin? Yakınlardasın, tamam. Senden bir şey isteyeceğim. Gel.
Başkanım. Neslihan ne oluyor? Altay geldi, istifa etti. Operasyonel bilgileri paylaşmıyorum diye kızgın kendisi. Nasıl yani? Kardeşiyle ilgili bilgileri öğrenmek istiyor. Ben de söylemiyorum. Anladım. Haksız mıyım? Hayır hayır. Konu o değil. Sen haklısın tabii. Zaten öğrense de ne yapacak anlamadım. Sen o Altay'ı tanımıyorsun. Bu adam kaç sene dağlarda terörist kovaladı. Bazen yalnız, tek başına. Kafasına koyduğumu hiçbir şey onu durduramaz. Nerelerden kimleri aldı, duysan inanmazsın. Bu adam özel kuvvetçi. Yemez, içmez, uyumaz gerekirse günlerce. Ama bir şeyin peşine takıldı mı, onu durduracak bir şey yok. Bir koku mu aldı, durduramazsın onu. Zincire bağlasan koparır. Bir yere kapatsan duvarları yıkar. Gideceği varsa gider bu adamlar. Hani sana bir söz vermiştim ya. Seni yalnız bırakmayacağım diye. Bak geldim işte. Boş bir mezarla konuştuğumun farkındayım. Ama seninle konuşmaya çok ihtiyacım vardı. Abi sulayayım mı? Dök bakalım. Allah kabul et. Ölmüşlerin canına değsin. Amin. Yakınım mıydı? Kardeşim de. Neden öldü? Sağ ol abi. Sen de sağ ol. Öldürdüler. Sana ne yaptılarsa onların bin katını yaşatacağım. Eğer yaşıyorsan, ölmediysen her neredeysen bulacağım seni kardeşim. Hocam. Komutanım. Nasılsınız komutanım? Yeni görev nasıl gidiyor? Alışabildiniz mi? Bıraktım. Daha yeni başlamadın mı komutanım? Öyle gerekti. Dediğimi yaptın mı? Yaptım. Soruşturdum. İstediğin adresi buldum. Burada mı? O kadarını ben de bilmiyorum. Ama 2 yıldır burada yaşıyor. Eyvallah kardeşim. Uğraştırdım seni de. Olur mu komutanım? Her zaman emrinizdeyim. Artık emir komuta yok Murat. Rahat ol. Bu kişisel bir mesele. Ne yapacaksın bu adamı? Kim bu adam?
Selen'in görüştüğü herkesi araştırmalıyız. Yakın dostları, sevgilisi, aile bireyleri. Kod adı Kazanova olduğuna göre %99 ihtimali bir erkek olmalı. Çapkın da olmalı. Kadınların ruhundan anlayan biri olmalı. Ya da öyle davranan. Hı hı. Tıpkı sen. Ha? Ben? Ne dedim ben şimdi? Boş ver. Gel. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Güzel. Tunç'un adresi geldi. Tamam, ben giderim. Sen nasıl gideceksin ki? Neden? Ben gidemez miyim? Uzun zamandır bunu beklediğimi biliyorsun Uzay. Yok. Tabii ki gidebilirsin de. Ses tonundan gayet endişelendiğini anlayabiliyorum Uzay'cığım. Ama merak etme, yanımda bana refakat edecek bir ekip olur. Ne de olsa hala sakatım, değil mi? Yok, ben öyle demek istemedim. Adresi alabilir miyim? Tabii, alabilirsin. Teşekkürler. Rica ederim. İyi de... ne oldu şimdi? Kadınları anlamakta çok zorlanıyorum. Taksi! Hanımefendi, iyi günler. Aracınıza ihtiyacım var. Gasp mı ediyorsunuz beni? Bir teröristi takip etmem gerekiyor. Tamam, atlayın. Benim babam da asker. Ben kullansam olur mu? Gelmek zorunda değildiniz. Arabamı bırakamam. Ona zarar vermezsiniz değil mi? Hayır, hayır. Merak etmeyin. Canlı bomba falan mı yoksa? Onun gibi bir şey. Ama merak etmeyin. Her şey yolunda. Değil, değil. Gördü mü bizi? Hayır. Git buradan. Beni hiç görmedi. Git buradan. Evet. Şimdi bir baş başa konuşalım seninle, ha? Hı?
Ah. Yakaladın mı? Sana git demiştim. Aklım sende kaldı. Hadi atla. Kalk lan, kalk. Girin. Başkanım müsait misiniz? Ne vardı Uzay? Altay Yalçın Dağ'ın istifasıyla ilgili süreç için gerekli evrakları hazırladım. Başkanım imzalamayacak mısınız? Kara kuvvetlerini de göndermem lazım ilişkinin kesilmesi için. Gerek yok. Ama prosedür gereği bu böyle olmaz. Uzay. Ben prosedürü biliyorum. Altay istifa etti. Evet. Ama benim istifasını kabul ettiğimi kim söyledi? O halde Altay görevine devam ediyor. Henüz değil. Bir süre kafasını toparlaması lazım. Anladım. Sürecini bizzat takip edeceğim. Altay'la ilgili ne olursa olsun ilk bana geleceksin. Emredersiniz. Çıkabiliriz. Ben bir şey yapmadım. Gerçekten bir yanlış anlama var. O yüzden mi bıçaklamaya kalktın beni? Ha? Korkmuştum. Bana bir şey yapacaksın sandım. Daha dur. Daha korkacak çok zamanım var. Selin'in telefonuna casus yazılımı sen mi yerleştirdin? Değil mi? O yazılımı sen mi koydun? Öyle bir şeyden haberim yok. Bana bak. Burada boğar öldürürüm seni. Cesedinle bahçeye gömerim. Kimse bulamaz. Duydun mu beni? Anlatacaksın. Konuşacaksın. Anlat. Anlat. Evet. Evet ben yaptım. Yazılımı telefonu ben yükledim. Sevmişti lan seni. Telefonla hep senden bahsederdi. Ne kadar komik adam derdi. Yaptığın şakalardan bahsederdi. Yaptığın sürprizleri anlatırdı. Ama ben hiç sevememiştim seni. Öyle romantik sürprizler yapan erkeklere hep sinir oldum zaten. Kardeşim senin yüzünden öldü. Bu konuda ne biliyorsun? Hangi konuda? Kardeşim gerçekten öldü mü? Bilmem. Ölmedi mi? Ben sana soruyorum lan! Ölmüş olması lazım. Ölmüş mü olması lazım? Hayattaki tek varlığının ölmüş mü olması lazım? He? Kime çalışıyorsun lan? Kimden alıyorsun emirleri? Anlat lan! Ah.
Bilmiyorum. Bak yemin ederim bilmiyorum. Ben sadece bana söyleneni yaptım. Gerçekten bilmiyorum. Tanımıyorum. Yoracaksın beni öyle mi? Bilmiyorum dedim ya. Kimse ismini cismini söylemez bilmiyorum. Peki. Lan çabuk. Hatem. Kalk. Evet. Artık benimsin. Bildiğin her şeyi konuşacaksın. Kimlerle konuştun? Kimlerle görüştün? Ne yaptın? Hepsini öteceksin. Duydun mu lan? Duydun mu? Gel buraya. Çarpıcı bir çalışma. Sürrealizm mi? Aksine. Realist bir tablo. Yakında bu şehri bekleyen kaçınılmaz sonu temsil ediyor. Başlıyor ha? Başladı bile. Sonra ne olacak peki? Neyden sonra? Yani her şey bittikten sonra bu ülkeyle olan ilişkin öylece bitecek mi? Asıl ondan sonrası için buradayım. Hayatım, başkonsolosunuz. Kendisi yeni atandı. Sizinle tanışmak büyük şeref Tufan Bey. Sizin adınıza sevindim. Ülkemizi nasıl buldunuz? Değişmiş. Çok daha iyi olabilirdi tabii. Ne gibi önerileriniz var? Başta bazı kararlar konusunda yanlış yaptık. Manda ve himayeyi kabul etmiş olsaydık, şu anda o bahsedilen muasır medeniyetler seviyesine gelmiş olurduk. Yani Batı değerlerini takip etmek çok önemli. Farklı bir bakış açısı ama sevdim. Belki ileride siz bu ülkenin geleceğini bizimle yeniden belirlemek istersiniz. Ben hazırım. Bunu görüyorum. O güne kadar dikkat edin. Siz de. Tanıştığımıza sevindim. Ben de ziyadesiyle. Çok istekli görünüyor. Öyle. Bugünleri hazırlamak kolay olmadı. Bazı dedikodular geldi kulağıma. Doğru mu bilmiyorum. Sen duyduysan doğrudur. Makinist ellerindeymiş. Doğru. Ne yapacaksınız? Ne gerekiyorsa. Gözlerden uzak olmasını sevdim. Burada ihtiyacınız olan her şey var. Hmm.
ortaya planlar ve yol güzergahı da lazım. Buradan çıkacak. Burayı takip edip şuraya gelecek. Şurası çok iyi bir fırsat gibi duruyor. Fazla zamanınız yok. Yarın tek şansımız olabilir. Kraliçeni söyle, rahat olsun. Yarın halledeceğiz. Güzel. İyi çalışmalar. Burada kimse yok. Kaçmış mı? Sanmam. Eşyalarını toplamamış, her şeyi olduğu gibi bırakıp gitmiş. Ayrıca dolapta yiyecekler var. Muhtemelen sabah buradaydı. Tamam, çıkın oradan. Yerleşiyoruz, birazdan çıkacağız. Ama bana sorarsan bir daha buraya gelmeyecek. Evet, telefon sinyali de alamıyorum. Çünkü telefonunu burada bırakmış. Muhtemelen başka bir telefon kullanıyordur. Muhtemelen. Nereye aldın bileti? Nereye gidiyordun? Kanada. Bir müddet kaçacaktın yani ha? Makinistle iş görüştün mü? Temas ettik. Ama neyi bezediğini bilmem. O mu yönlendirdi seni Selen'e? Evet. Sayılır. Uyuma lan. Sen daha dur. Daha yeni başlıyoruz, dur. Ağlamak yok. Bana bak. Çıtın çıkarsa boğazını keserim. Duydun mu beni? Sen Hanım? Turuncu unutmuşsun. Unutmadım, aldıracaktım. Yemini de getirdim. Teşekkür ederim. Müsait misin? Burada mı yaşıyordun? Daha çok dağlarda yaşadım. Buraya niye geldiniz Neslihan Hanım? Artık birlikte çalışmıyoruz. Neslihan Hanım demene gerek yok. Neslihan yeterli. Olsun. Devlet ciddiyeti diye bir şey var. Bir şey içer misiniz? Türk kahvesi zahmet olmazsa. Felsefeye meraklı bir yüzbaşı. Kulağa ilginç geliyor. Ortaokuldan beri merakım vardı.
Sahada yapıyorum. Lütfen. Teşekkür ederim. İçimden bir ses buraya sadece turuncu bırakmak için gelmedin diyor. Öyle de diyebiliriz. İşe dönmeyeceğim neyse. Yalvarmak için gelmedim. Bir şey öğrendim. Nedir? Selen'in telefonuna casus yazılımı yükleyen sevgilisi Tunç olabilir. Ne? Ciddi misin? Sen tanıyor musun? Geçen geldi buraya. Hatta turuncu bıraktı. İlk defa orada tanıştık. Nasıl yani? Ajan mıymış bu adam? Zahmet olmasa radyoyu kapatabilir misin? Ha. Açık kalmış. Sence nerede olabilir? Sana bir şeyden bahsetti mi? Evinde yok mu? Olsa sana sormazdım. Ben anlamadım. Bu herif şimdi bilerek kardeşime mi sokulmuş? Bilmem. Belki başta gerçekten sevgiliydiler. Adam tamamen temizdi. Sonra yanaştılar. O da alt tarafı bir yazılım diye düşündü. İkinci seçenek bana daha güçlü geliyor. Bana da. Kardeşim öyle bir hata yapmaz. Evet. Yaptırdığı ilk şey güvenlik soruşturması olmuş. Adam o zaman temizdi belli ki. Bir ses mi geldi? Normal. Burası eski bir baraka. Bir şey duyarsan ya da görürsen bana söylersin değil mi? Bana yapmadığın iyiliği neden benden bekliyorsun? Çünkü ben doğru taraftayım. Ama sen değilsin. İyi geceler. Yeni birini gönderdiler. Gelinlik modellerinden anlayan birine benzemiyor. Chopin'i ağır okuduğunu da sanma. Ben de. Yine hayatında başarılar. Bir şey soracağım. Evet. Makinesi konuştu mu? Henüz değil. Bundan sonraki hayatına yüksek güvenlikli bir ücretle devam edecek. Yarın naklediyoruz. Anladım. Tekrar iyi geceler. İyi geceler. Herkes senin peşinde. Artık bir yere de kaçamazsın. Çok pişmanım Altay abi. Abi deme lan bana. Pişmanım. Selen'in başına bunların geleceğini bilmiyordum. Beni de kandırdılar. Hayatım senin gibi adamların yalvarmalarını dinleyerek geçti. Önce her türlü hainliği yaparsınız, sonra pişmanım.
Vatanın ihanet lan seni yaptı. Vatana ihanet. Suçu idam. Dünyanın her yerinde idam. Bana bak, otoparka sen o arabayı niye bıraktın? Hiçbir fikrim yok. Bırak dediler, bıraktım. O kadar. Nasıl yani? İçinde bir şey mi var? İnan ki bilmiyorum. Sorgulamam. Herkes ne kadar az şey bilirse o kadar iyi. Bilirsin. Sen anahtarları bıraktığına göre biri gelip alacak o zaman. Evet. Genelde öyle olur. Anlaşıldı. Tuvalete gitmem lazım. Bana ne lan? Altıma mı yapayım? Mesela. C4 bende. Sen silahını al. Sesleri alın. Bombayı sen al. Vakit geldi. Hazırız. Güzelce organize edin, tamam mı? Gel, gel kardeşim, gel. Geç otur şöyle, gel, hoş geldin. Gel. Ne söyleyeyim, ne yersin? Yok yo, abi, sağ ol. Aç değilim ben. Ya bir dene ya. Bak, orayı ben devralıyorum yakında. Anlamadım abi. Nasıl yani? Sen şimdi balıkçı restoranı mı işleteceksin? Oğlum. Sen bize bir levrek yap. Şöyle ortaya. Bir de roka salatası. Tabii efendim. Hapisteyken en çok bunu hayal ettim biliyor musun? Yani şöyle sahilde güzel bir mekanda oturayım. Şehri karşıma alayım. Balığımı yiyeyim mis gibi. Anladım abi. Aslında ben buraya sana başka bir şey söylemek için geldim. Niçin gelmiştin? Abi. Bak sana çok büyük haksızlık yapıldı. Bu adamlar her şeyini elinden aldılar. Burada balıkçı restoranında oturarak bunlarla mücadele edemezsin. Ben bile kendime yediremiyorum abi. Seni yalnız bırakmak da istemiyorum.
Gel be Hamdi abi. Gel de düştüğün yerden beraber kalkalım. Ben canımı dişime takıp 30 sene önce geldim bu koca şehre. Yalnızdım. İz bilmedim, yol bilmedim. Açtım. Vaziyet perişan, üstüm başım paramparça. Bir ekmek için adam bıçakladım ben. Yaşamak için dövüştüm, kavga ettim. Ömrüm kavgayla geçti. Ama bir kere bile korkmadım ölümden. Bugünlere tek başıma geldim. Artık değilim Korkut. Artık yalnız değilim. Elimdeki her şeyi aldılar, evet. Olsun. Benim hala bir ailem var. Ömrümün geri kalanını geçireceğim sadece bu kadar bir zamanım var ailemle. Benim onlar için bazı şeylerden vazgeçmem gerekiyor. Anladım abi. Sen de daha gençsin zaten. Bizim çamurumuz sana da ulaşsın istemem. Yolun açık olsun. Sen öyle diyorsan öyle olsun abi. Hakkını helal et. Asıl sen hakkını helal et. Canımızı bile sana borçluyuz. Verici çalışıyor mu? Evet, bulamamışlar. Araç yerinde mi? Evet, şurada. Uzaklaşın buradan! Çıkın, uzaklaşın, uzaklaş! 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 Ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu? B planına geçiyoruz. Kimlik numaram 557-900-BTF. Görev iptal.
Operasyon başarısız. Yeni bir hedef belirlememiz gerekiyor. Mekana geldik. Merak etme. Hamdi'nin işini bitireceğiz. Aç yolu aç! Aç! Aç yolu aç! Aç yolu! Aç yolu! Şimdi. Başkanım, saldırıya uğradık. Ne? Makinisti kaçırmaya çalışıyorlar. Acil durum sinyali geldi şimdi. Allah kahretsin. Hazır ol. Buraları güzelce bir toparlayın. Öleceksin!